adı yargı reformu olarak belirlenmiş ilk yasama taslağı değil. Daha önce de Türkiye'de birçok yargı reformu başlığı altında bu tür düzenlemeler ya da düzenleme girişimleri oldu. Şimdi bunu şey yapalım, bunu madde madde diğerlerinden ayırt eden, ayıran neler vardı onları bir şey yapalım, onları bir sıralayalım. Bir kere hazırlık sürecinden başlamak istiyorum. Daha önceki tüm yargı reformları adalet bürokrasisinin inisiyatifiyle ve kendi aralarında kararlaştırdıkları bir çalışma tarzıyla önümüze geldi. Yani Adalet Bakanlığı'nda çalışan ve asıl kadroları hakim ve savcı olan bürokratlar, Türkiye'de yargı işleyişinin iyileştirilmesine dair bir proje hazırladılar ve bunu yasaya dönüştürdüler. Özellikle 2010'dan sonraki tüm yargı reformlarının genel karakteristiği böyleydi. Hatta bir hazırlık çalışmasını ev sahibi olduğumuz için misafir olarak katılma imkanı buldum Afyon'da. Bölgedeki tüm hakim ve savcıları bir otel toplantı salonunda bir araya getirmişlerdi. Önce tüm hakim ve savcılardan yargının sorunlarını listelemeleri istendi. Herkes kafasındaki şeyleri yazdı. Yani problemleri tek tek madde madde not etti. Sonra hiç önem sırasına bakılmaksızın bunlar tek bir listeyle birleştirildi. Sonra o oturuma katılan hakim ve savcılara bu liste verilip önem sırasına göre ilk 10 sorunu tespit etmeleri talep edildi.